Herkese selamlar dostlar. 9 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Direkt isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Arsenal Liverpool mücadelesi var. Maç skorunu zaten birazdan ee, birazdan maçı anlatacağım. Sizlere de maç skorunu sorduk. Bu maçın skoru ne olur sizlere sorduk arkadaşlar. Ondan önce Cuma günü verdiğim karşılaşma Lyon mücadelesiydi skor olaraktan da. Mert Abag isimli arkadaşımız kazanmıştır. Instagram üzerinden yazarsa katıl telegram gruplarına 2 Mayı boyunca misafir edelim. Sizlerin maç skoru düşüncelerinizi bekliyorum. Arsenal-Liverpool maçı hakkında bilen iki arkadaşımızı katıl telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Şimdiden katılacaklara bol şanslar. Öncelikle nazar değmesin diyelim. Devam edelim. Çünkü cuma günü tek bir kombine vermiştim arkadaşlar. Videoda vermedim fakat videoda değindim. 5 maça değindim. 4 tanesi başarılı oldu zaten. Şöyle baktığımız zaman da ben sadece tek bir kombine verdim cuma günü adına. Başka bir kombine vermedim. Herhangi bir grupta veya başka bir şeyde. Direkt değerlendirin dedim. Onun dışında canlı gideceğiz dedim. Günün kombinesine baktığımız zaman da düz bir kombine verdim. Bekliyordum çünkü. Gaziantep mücadelesinin KG varını, Lyon mücadelesinde KG varını verdim. Toplamda oranı 1.99 veya 2.02 falan olması lazım. O tarz bir ideal bir oranı vardı kombinenin. Başarılı bir şekilde oldu. kata Telegram grubuna verdiğimiz kombineydi. Değerlendiren herkese şimdiden tebrik edelim. Çok fazla mesaj geldi zaten özellikle katıl grubundan. Çok kişi değerlendirmiş tek kombine olduğu için başka maç verilmedi. Tebrik edelim, geçelim. Canlı odasında neler yaptık ondan bahsedelim. Canlı odasındaki ekrandaki görüntüleri zaten görüyorsunuzdur. Canlılarımız ciddi anlamda iyi. Hatta e, arkadaşlar katıl Telegram grubunda canlı odasında olan arkadaşlar da yorum yapsın rica ederim. Sizlerin de görüşlerini merak ederim. Canlı odası size nasıl gidiyor? Sizlere de sormuş olalım ayrıca. Gerçekten çok iyi gittiğimizi düşünüyorum ben canlı odasında. 4 kişiyiz. gece farklı maçlar izliyor. 4 kişi olmamızın da sebebi bu. Maçları daha iyi izlenip daha iyi odaklanabiliyoruz. Amacımız kazandırmak ki başarılı olduğumuzu düşünüyorum dediğim gibi. Hatta şöyle bu görsel Instagram, Telegram'dan gösterelim. Şöyle bir editörümüz başlamış hatta. Günaydınlar canlıya başlayalım. Basket'te başlamış 1.65 gibi orandan içeride mi içeride devam etmiş. Birinci yarı 84 sayı buçuk üst içeride mi içeride 1.60 oran güzel. 105 üst 1.55 orandan içeride. Melbourne City'nin maçı vardı Avustralya. KG vargı verildi. 176.5 verildi ve 2.5 üst olarak verildi. Mücadele hem 2.5 üst oldu hem de KG var oldu mesela anlatabiliyor muyum? Yani her türlü kazanmak adına her şeyi yapıyoruz ki canlılarımız dediğim gibi bizim iyidir. Ben kendime güveniyorum canlı maçlarda zaten. Bazen havam olmuyor böyle çok maç izleyesim gelmiyor. Ama genellikle zaten başarılarımızı bilirsiniz diyerekten de geçeyim. Canlı odamız da bu şekildeydi. Pazar günü olması nedeniyle sizlerden ricamız bu videoyu atacağınız like'lardır. Artı 400 seviyesine like gelirse şimdiden çok teşekkür ederim. Like'larınız bizim için önemli. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar isterseniz direkt başlayalım. Huddersfield ile Hull City mücadelesi. Hull City son mücadelesinde kazandı. Ki ben son mücadelesini KG var olarak bekliyordum. Youtube'da anlatmadım. Kendim bekliyordum. Pelkas o maçta ilk golünü attı. Hatta Acun paylaşmış. Pelkas'ın Fenerbahçe'deki attığı ilk golle Hull City'deki attığı ilk gol aynı diyerek paylaşmış. Huddersfield diri bir takım. Öncelikle ben Huddersfield'i bu sezon iki maçını falan seyredebildim. Bir tane da özetini izledim son maçının. Ama Hull City'yi çok izledim. Hem acı, takım olmasından dolayı hem de mağlup olduğundan dolayı genellikle rakibine veriyordum. Rakibine veriyordum. Gol yollarında herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir takım var. Yani pozisyona girebilen bir Hull City takımı vardı. Fakat son maçlarda pek gol atamıyordu. Bir son maçını kazandı. Fakat kalesinde bir o kadar da rahat pozisyon verebilen bir takım var. Huddersfield'de kendi evinde dişli bir takım. Geçen sezon playoff oynayan bir takımlardan bir tanesi Huddersfield takımı. Hull ile oynayacaklar. Ben Hull City'den gol bekliyorum. Doğrudan tek maç olarak KG var tercihini aldım burada. Oran olarak 1.62 zaten. Oranın ne kadar yüksek olduğunu sizler görmektesinizdir galiba. KG var oranın için bence yüksek bir oran. Günün ilk mücadelesini bununla başlayalım diyorum ve Adı Sfit maçını KG var olarak değerlendirelim. 1.62 Alanya Sporlu Hatay Spor mücadelesi. Oran biraz güzel olsaydı Hatay'a ben çifte şans vermeyi düşünüyordum. Hatay'ın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası bu mücadelede. Alanya'da hem eksikler var. Bu eksikler önemli eksikler. kadrodaki eksikler. Onlardan mesela şu an Alanya Spor'da arkadaşlar şey yok lider yok yani bir Efecan şöyle takımın lideri gibi gözüküyor. Fakat onun dışında yani Efecan da zaten bir sakatlandı, geri döndü falan derken Alanyaspor oyun olarak hiçbir şey vaat etmiyor. Son maçta Giresunspor yani o kadar kırmızı kart görmesine rağmen o kadar süre kişi kalmasına rağmen Efkan mesela çok fazla pozisyonlar kaçırdı Alanya Spor'da. Hatay Spor'a Volkan Demirer geldi bildiğiniz üzere. ilk mücadelesinde 2-1 kazandı. Ben de dedim sizlere Hatay'ın bir golü burada banko gibi bir şeydir dedim. 0-2 çifte şansında da 1-50 gibi orandan kulağınıza çınlattım biraz. Ben burada Hatay yine yenilmesini beklemiyorum fakat Alanya tarafından da bir gol bekliyorum. KG var tercihini değerlendirme altına aldım. 1.43 gibi oranı var. Skor beklentim 2-1'lik bir Hatay galibiyeti. 2-1 skora göre burada Hatay galibiyetini de yaz isteyenler burada sistem kuponlarına ekleyebilir düşünüyorum. Onun da oranı 2.25. Alanya Spor'un durumu hiç iyi değil. Diğer mücadelem Arsenal'la Liverpool mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu mücadeleye baktığımız zaman da her iki takımın atacağı goller bence çok ideal olacaktır. gün mücadele genelinde. KG var oranı zaten 1.30 küsur açmışlar. Çünkü gelmesi çok olası. Çünkü iki takım da iyi oynayan bir futbol sergiliyor. Özellikle Arsenal takımı kendi evinde olduğundan dolayı o futbolu sergileyecektir. Liverpool tarafına ne dedim ben? Liverpool iyi oynayan bir takım. O sistemini sadece sistem var ama sistemdeki oyuncular şu an biraz çok çalışmıyor. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Motive eksikliği mi, motivasyon eksikliği mi herhangi bir eksikliği, bir çok problemi var Liverpool'un. Fakat burada bir KG var alınabilir idealden. KG var idealden aldık mı? Ben diyorum ki yani bir 34 oran sisteme de şöyle atalım. İlk yerden bir KG var olur mu? Erken bir gol gelirse mücadele ilk yerden KG var seçeneğine gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle de bir değerlendirme yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bir de ekstra bir tercihim olacak da KG var gelmeden bu korner tercihi bence gelmez öncelik tercihimiz KG var olsun. Korneri çıkartalım. Cremonese ile Napoli mücadelesi. Napoli inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadınız, tekrardan oynayacak. Ajax'ı duman ettiler bildiğiniz üzere. Yani bu da San Paulo'mu Spalletti efekti diyelim orada. Napoli bence mücadeleyi kazanır. Kadroda birkaç tane rotasyona gidecekti diye düşünüyorum mücadeleyi kazanırken de bence 2-0 gibi bir skorda kalabileceğini düşünüyorum. Ben 4.5 altında 2 yaptım mücadeleyi. Napoli'nin galibiyetini aldım. Fakat 4.5 altında yaparaktan da biraz daha riske attım burada. Oran almak adına tabii ki 1.61 gibi oranı da değerlendirme altına almış oldum. Napoli kazanır fakat mücadelede çok fazla gol olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük mücadelesi. Fenerbahçe'nin oyununu hafta içinde izlediğimiz zaman da gördük ne kadar iyi futbol sergilediğini. AYK'ya karşı da çok iyi oynadı. Birçok pozisyona girdi. Emre Mor'un kaçırmış oldukları vesaire derken 2-0 gibi skorla galip gelmeyi bildi. Kara oynayacaklar. Ben Kara en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. 1-39 gibi oranla 1-36'ya düşmüş. İdeal kombineler de eklenebilir. Yani ben 1.36'ya almam diyorsanız da burada ilk yerden bir Fenerbahçe galibiyeti de yine aynı şekilde denilir. Fenerbahçe ilk yarılarda zaten sürekli baskı kurduğu için bu mücadelede de ilk yerden bence galip gelme ihtimali var. Bu da doğrudan bir Fenerbahçe tarafında olan Karagümrün oyunu Fenerbahçe'ye yetersiz kalır. Net. Everton'la United mücadelesi. Ben mücadeleye bir yüksek oran denemesi yapmak istiyorum. Çünkü United takımı hafta içinde oynadığı bir maç vardı. 3-2 galip geldi o mücadelede. Tam kadro çıkmasına rağmen iki tane gol yedi. Çok önde olduğu için Malasya'nın kaybettiği bir top. Hızlı çıkışlarda kısacası o kadar yedi. Şimdi Everton'a karşı o kadar bir oyunu iyi oyun sergileyemez bence bu mücadelede. Ben mücadele bir yüksek oran tercih yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani olursa iki belik bir United galibiyeti çıkabilir. Fakat mücadelenin sürpriz olma ihtimali de bence var. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol olarak 1.83'ten tek tercih olarak göndermek istiyorum. Ha bir sistem düşünüyorsanız da ben zor olsa da United'ın burada 2-1'lik galibiyetle gelebilme ihtimalini düşünüyorum biraz. Ama dediğim gibi olası bu maçın bir sürprizi olabilir. 2-3 gol tercihi burada değerlendirilir. Eğer sistem atacaksanız doğrudan skor veya handikap 0 burada 3-60'lık United'ın tek farklı galibiyeti 2-1 skora göre değerlendirme altına alınabilir. Vitesse ile Fortuna Start mücadelesi. Güzel tempolu bir mücadele bekliyorum özellikle. Vitesse'ye böyle bir düşük açmışlar fakat Fortuna Stad'da 2 haftadır kazanıyor Oğuzhan Burak ikilisi hücum hatlarında yakaladılar bence Stad takımı. Vitesse takımı bu mücadeleyi kazansa da ki kazanma ihtiyacı olan bir takım Stad 2 haftadır kazanıyor bu ligde. Onların da ben Stad'ın da deplasmanda gol atmasını bekliyorum. Mücadelenin geneli 2-2'lik bir skor beklentisi var. Ve bu skor doğrultusunda iki takım oyun oynadığı için hücum güçleri de en azından hücum, hücum güçleri çok iyi olmasa da hücumu düşündükleri için pozisyonlara girebilen bir takım iki ekipte. Özellikle Fistar tarafından da gol bekliyorum ben. 1.49 gibi orandan KG var seçeneğini ben değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. Lille ile Lance mücadelesi. Lille takımı gerçekten ofans anlamda çok iyi bir takım. Özellikle Kunas var ya Faslı mıydı? Cezayirli miydi? Arap bir tane oyuncuları var bunların. İnanılmaz bir performans sergiliyor Lille takımında. Yani gözle görülme her pozisyonda var adam. Sağda oynuyor, solda oynuyor, orta sahada her türlü gidiyor geliyor. Zaten birçok kaliteli isim de var. Kendi evlerinde oynayacaklar. Lans takımında şöyle bir olay var ondan bahsedeyim. Yani Lyon maçını izlediniz mi? Yani Lyon'a pozisyon vermedi. Öyle bir takım olmuş Lans takımı. Birinci, ikinci bölge hatta üçüncü bölgedeki oyuncular bile o ikinci bölgeli arasındaki bağlantıyı kurabiliyor. Takım savunmasını çok iyi yapan bir takım, Lans takımı vardı. Lyon mücadelesinde gördüm özellikle bunu. Lille'nin hücum gücüne güvensen de mücadelede ben 4 gol çıkmayacağını ve mücadelenin 3.5 altında tamamlanması, tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun da oranı 1.31 gibi oranı var. Oran çok yüksek değil de bu yönde bir beklenti var lansım oyunundan dolayı. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan değerlendireceklere bol şanslar. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım. Katıl Telegram grubunda kombin önerisi yapacağım bu hafta sonu. Bu hafta sonu. Cumartesi de yapmamıştım zaten. Aklına yatanlar değerlendirebilir. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.